İşin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta da yine sizlerden gelen soruları Serdar Bostancı'ya yönelteceğim ve onları cevaplandıracağız. Halil Dilek Tekin sormuş. 1.5 88 beygir dizel aracım var. Her zaman çıktığım rampada bagaj yük olmadan iki kişiyle 120-130 ile çıkarken son yolculuklarımda 100 hatta vites düşürüyorum. Sizce neden? Demiş. Serdar abi sen bir şey demeden ben diyeceğim. Şimdi rampada 120-130 ile çıkıyorum diye ifşa ettikten sonra ceza yemeniz kaçınılmaz. Ben size onu söyleyeyim. Rampada 120-130 ile siz ne yapıyorsunuz? Önce onu bir sorgulayalım. Bu soruyu kendinize bir sorun lütfen. Ondan sonra biz de size neden çıkamadığınızı anlatmaya çalışalım. Diyelim ki evet, bir hız diyelim, yol, 130 bir hız falan 120-130. Eskiden çıktığımız hızla çıkamıyoruz evet, falan diye. Diyelim, ben de öyle alayım soruyu. O limitleri telaffuz etmeyelim. Eskiden çıktığımız hızla hakikaten aynı hızla çıkamazsak, vites düşürmek zorunda kalırsak bu neye delalettir? Birincisi tabii bambaşka bir sebep olabilir. Eskiden amiyane tabirle eskiden kaptırdığınız hızla kaptırmıyor olabilirsiniz. Yokuşun ortalarında yavaşlamış olmanız, durup kalkmanız gerektiği falan gibi durumlar olabilir. Diyelim ki öyle yapmadı. Aynı boşluğu yakaladı, aşağıdan geldi, kaptırdı ama araç bayıldı. Hani şimdi, öyle tabir ederler bu ya. Bu durumda iyi ve kötü sebepler olabilir. İyiden mi başlayayım, kötüden mi başlayayım? İyiden sence? Başlayalım biz. Motorun bakım zamanı gelmiş olabilir. Dizel bir araç anladığım kadarıyla. Evet. Çok basit bir mazot filtresinin tıkanması, mazot filtresinin değişmesinden tutun da bir pompa enjektör arızasına kadar, hatta mazot filtresi kadar hava filtresi de önemlidir. Hava filtresinin tıkanmasına varana kadar çok basit, çok ucuz halledilebilecek şeyler olabilir. İşte en ucuzu hava filtresi, mazot filtresi, pompa, enjektör falan diye gidersek en sonunda motorun performansının düşmüş olması, subapların kaçırıyor olması veyahut segmanların gerekli kompresyonu vermiyor olması gibi teknik yakıt ve etkili olur mu? Vallahi yani yakıt değişik zamanlarda değişik denemeler yapıldığını düşünecek olursak eğer radikal bir yakıt değişikliği olmadıysa yani eskiden o rampayı istedikleri hızla çıktıkları zamanla şimdi çıkamadıkları arasında ciddi bir yakıt değişikliği olmadıysa ki öyle olsaydı herhalde seyircimiz bize bunu söylerdi. Ama hani ben insanlar bilsin diye soruyorum. Çünkü hani bu da etkenlerden bir tanesi. Hep aldığınız, aynı yerden aldığınız yakıtı almayıp özellikle uzun yolda insanların başına geliyor. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir istasyondan yakıt alıyorsunuz. Sonra araçta teklemeler başlıyor, performans düşüklüğü başlıyor. Neden diyorlar? İşte burada dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Onu da bir başka bölümde daha geniş anlatırız. Ama yakıt da etken olabilir. Kesinlikle. Ben zaten son bölümde bundan bahsedecektim. Biraz daha geniş şekilde. Yani motorun bu hale gelmesinin sebebi de kullanılmış olan kötü bir yakıt olabilir. Hı hı. Kirli bir yakıttan dolayı mazot filtresi tıkanmış olabilir. Kötü bir yakıttan dolayı enjektörler veyahut mazot pompası zarar görmüş olabilir. En kötüsü de kullanılan kötü yağ yapar mı? Tabii ki yapar. Kötü bir yağ. Hani önerilmeyen bir yağ, işte ismi olmayan bir yağ, ucuz olsun diye konulmuş bir yağ. Ona yazık ki en kötüsüne ve en pahalısına sebebiyet verir. Yani motorun içindeki pistonların, segmanların, silindirin, subapların, subap kayıtlarının normal ömründen çok daha önce aşınmasına ve buna bağlı olarak da motorun performansının çok ciddi şekilde düşmesine sebep olabilir. Bu arada ufak bir atladığım bir nokta var. Ona da geri dönmek istiyorum. Direkt etki edecek şeylerden bir tanesi de motorun turbo basıncı olabilir. Turbosunun ömrünü yitirmiş olması olabilir. Veyahut turbo basıncı sisteminde bir hortumdan veyahut herhangi bir yerden bir basınç kaybı olabilir. Bunları bu söylediklerime dikkat ederek belki de tamirci arkadaşa da bu noktalara bakmasını önererek kontrol ettirirlerse bunlardan biridir mutlaka. Ama yani biz şu an uzaktan hani doktora telefonla şuram ağrıyor demek gibi bir şey çözmeye çalışıyoruz ama birçok sebebi olabilir bu güç kayıplarının. Bu arada biz sizin aracınızın kaç model olduğunu, kaç kilometrede olduğunu da bilmiyoruz. Eğer kilometresi çok fazlaysa Serdar abinin söylemiş olduğu gibi motor belki ömrünü tamamladı. Evet. Güç kaybı var. Bir, en azından belki bir rektifi istiyor olabilir. O yüzden bunları bilmeden size olabilecek sebepleri anlatmaya çalıştık. Bu yüzden sizden ricamız sorularınızı yazarken lütfen daha net, daha spesifik sorular bize sorun. Markanız, modeliniz, aracınızın kilometresi, bu sorunu ne zaman yaşadınız,
daha detaylı anlatırsanız biz de daha yakın tahminler yapmaya çalışırız. Bu nedenle dediğim gibi sorularınızı daha net yazarsanız biz de size daha faydalı olmaya çalışırız. Evet, işin doğrusunda gerçekten biz insanlara işin doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sorunun içinde de yine aslında değindik. Hep orijinal parça, önerilen parça kesinlikle. Ve periyodik bakımların zamanında yapılması da yatıyor. Şimdi bu aracın ne zaman periyodik bakımları yapıldı, ilk sahibi siz misiniz, değil misiniz, bu gibi sorular da var. Sorunun içinden birçok soru çıkıyor. Hani siz bir soru soruyorsunuz, ben size 10-15 tane soru sorabilirim ki daha net anlayalım, size de daha net anlatalım diye. İsterseniz tekrar bir değinelim. Orijinal parça kullanımı, aracın bakımları, neler yapmalıyız? Orijinal parça, bir kere üreticinin önerdiği kilometrelerde gerekli bakımların ehil kişiler tarafından doğru şekilde yapılması. Birincisi bu. Doğru yağın kullanılması çok çok önemli. Doğru yakıtın kullanılması çok çok önemli. Bunları zaten yerine getirirseniz üreticilerin hedeflediği, bazı motorlar 500 bin kilometre gidiyor, bazı motorlar 1 milyon kilometre gidiyor ve aracınızı seçerken genelde bunlar size söyleniyor. Bunlar hayali hedefler veya kandırmacı hedefler değildir. Eğer siz vecibelerinizi doğru yerine getirirseniz bu hedefe de ulaşabilirsiniz. Ben hemen bir soru sorayım. Şimdi bu arkadaşımızın sorusundan anladığım kadarıyla aracının performansı kullanıyor bir kere. Yani hani devirli diye tabir edilen var ya, o yokuşu o süratlerde çıkabiliyorsa ya da çıkmaya çalışıyorsa devirli. Devirli kullanmak mı motor ömrü için faydalı, yoksa düşük devirlerde mi kullanmak daha faydalı? Ya da bu işin doğrusu nedir diye sorayım. İkisinin ortası. Kesinlikle. Yani çok düşük devirlerde motor için zararlı. Red line dediğimiz, yani en üstteki sürekli motorun kesiciye geleceği devirlerde kullanmak da zararlı. İdeal tork devrinde, yani diyelim ki bir motor maksimum gücünü 5000 devirde verdiğini varsayalım. Bu motoru 3000-4000 devir arasında kullanmak en ideal. Hem ömür açısından hem yakıt tüketimi açısından en ideal yapılması gereken şey. Şimdi günümüz teknolojisinde ancak bu devirler biraz daha düştü gibi diyebiliriz. Çünkü daha alt devirlerden itibaren torkunu da gücünü de vermeye başladığı için. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. Aracınızın kullanım kılavuzunu özellikle okuyun. Hangi devirden itibaren gücünü vermeye başlıyorsa o devirleri kendinize ilke edinin. Sabit bir hızda kullanmaya çalışın. Az vites değiştirin, az frene basın. Periyodik bakımlarını yapın. Bu tarz sorunlarla da herhalde tahmin ediyorum uzun bir süre, eğer aracınız yeni ise tabii, karşılaşmazsınız. Herhalde yanılmıyorum. Buna teorik bir cevap verecek olursak, kataloğa baktığınız zaman bir motorun maksimum torkunu verdiği bir devir göreceksiniz. Bir de maksimum gücünü verdiği bir devir göreceksiniz. Maksimum torkunu verdiği devirden aşağı düşürmeyip maksimum gücünü verdiği devirden de yukarı çıkartmadığınız takdirde ideal kullanımı sağlamış olacaksınız. Evet, bu güzel bilgiler için Serdar Bostancı'ya bu hafta da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız yeni bilgilerle, yeni sorularla. Bu yüzden sorularınızı bize iletmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. 8. etap devam ediyor.